Sami Ellezler'in evinin önünde, Mehmetler'in ağaç evinin önünde Fethiye Tahtaşı Musa Usta'nın kuyruğu vardı. Böyle samallık gibi küçük yine kuyruğu vardı. Mızırın da zaten. Evet, kuyruğu samallık oluyor ya normalde. Yalıkla biz samallığın yarısı kadar duvarda gördük bir şey tamam, var. Tamam, sarılmış, tamam. Tam onun önünde de kösele dışarıda duruyor. Kösele içeri almıyor ki. Köselesini geldi yapayım vatandaş. Millet gelen kösele tutuyor burada. Ha. Azmiye suyu gelmiş, balkanın sapını çıkarmış, kösele tutuyor. Ama köseleyi hangi... Musa Usta mı tutuyor ki? Sapını kim çeviriyor ben bilmiyorum. Şaban'dan Ali geldi, bana bu Kudah Bedirisi'nin evinin boynunda bir mal duruyor. Salim Hoca'nın cizmilerin evi ocağı yok kimsenin her taraf. Sarıoğluk bunlar hemen. Az gelsel diye sizin Ali Bağ rahmetli geldi. Ne var dedim ben? Deşar düdürlük gelmiş. Düdürlük kimmiş dedim ben. Sen düdürlüğü bilmiyor diye Ali Bağ. Azmir sonlarda düdürlük ben bir geldim baktım Azmir su batı köçeriyi tutuyor. Hemen bu Ali ile Şaban geldi. Buradan aşağı küçük patika yollar ya. Asya Musa'sının Ahmet'in evinin önünden aşağı. Azmir ise nasıl alacaksınız değil mi? Ha, şöyle yapıyor Mustafa Ömer'in Ali'si. Düdük düdük düdük. Yusuf başını bir kaldırdı baktı. Üç tane velet duruyor burada. Baltanın sapını aldı da gülümlü dedi. Ötesini ben söyledim. Ol sayıda düşüyor. Ol sayıda düşüyor. Sayıyor. Bir geliyor mu Yusuf abi? Ele dolardı onu planyadan geçeceğiz yani. Tabii canım. Ama ben... burada çıntılar var, aralarda da boşluk var. Ha, biz böyle birimiz bir yanda, birimiz bir yanda. Dağılıyoruz biz için. Siz koyun yolundan kaçıyorsunuz. Ha, koyun yolu, koyun yolu. Ayak yolu, koyun yolu. Av çorumlar var ya, böyle sarı av çorumlar. Ben Said Usta gibi cezbesinin evini ötüyendaki av çorumun içine aşağı girdim ya. Bir tevehliğe girmiş bu. Çıkış yok. Isırganla tevek kırtlakta. Ben oranın içine girdiysem bir adım atacak yerim kalmadı. Kütlendin lan. Yusuf peşimden gelsin var ya. Hani güneşte tavuk tutar gibi şap diye beni tutuyor. Ama bunu yapmış. Ben şimdi sesimi duyar mı? Aa böyle ağzını tutuyorum ki. Çoluğum çıkmasın. Ne sallıyor ha? Bak canım yüzünü sesini duyarsa diyen beni tutar diyen ben. Bekledim, bekledim. Allah'ım ya. Ne Yusuf var, ne Şaban var, ne Ali var. Hiç kimse yok. Ya ben küçüğüm ya. O bizden biraz küçük tamam mı? Bunlar da kaçtılar. Ben biraz sonra, 10-15 dakika sonra bekledim, bekledim. Kimse çıkmayacak. Ben yukarı çıktım, tam düzlüyor böyle. Labirent gibi avların arası ya. Ben diyorum ki, la Ali ses yok, la Şaban. Lan burada diyen düdüğünün müdürlük kalmamış, siz neredesiniz dedim ben. Yusuf oğlun arkasından vay mısın? Yusuf bu şeye yatmış bayramıza. Baltanın sapı elinde. Ben bir kaçıyorum hemen. Şaban ayrı yerden kaçıyor, Ali ayrı yerden kaçıyor. İnden istemden evinin oradan aşağı, Çahman evin boyunda ev yok oralarda. Üstten yem oturmuş da. Tam inden istemden evin beni yanında orada bir şeyde. Mustafa Ömer'in kinesine çağırıyor, Hüsnü'ye çağırıyor. Uşak nereye gidiyor diye. Yusuf'a sarılmışlar diyor. Yusuf peşinden koşuyor, uşak kaçıyor diyor. Ben tam aşağı Çahmanev'in boynundaki eski yol var ya Yusuf abi. Ben oraya indiysem, sizin yıldız yokuz. Çaprak yine duruyor Yusuf abi, yolu komple kapatmış. Geçiş yok. Ben o yüzden geçemedim. Yıldız Okuz benim burada bir kaldı da direk ağacına. Ha bak benim burada hala izi durur. Böyle direğe taktı bıraktı beni Okuz. Ahmet abi kurtardı beni. Yıldız Okuz böyle yan yine duruyor ya. Bağ geçmeye yer yok. Ben ha bu Kur'an kurtulurdan Sağlık Ocağı tarafına kaçacaktım hani eski yolda. Ben hemen yolun üstünde çalının içine bir tane saklandım Yusuf abi. Yusuf geldi, Azmi Yusuf rahmetli. O da geçemedi o kızdan. O kızdan geçemedi. Doinç yapıyor böyle dayak kızı elinde, baltanı saplı elinde. O kızı kenara yavaşladı. Yusuf geçti ya, bizi Yusuf geyik izine giden patika yoldan aşağı kaçtı zaten. Yusuf aşağı geçtiyse çıktı. Ay yakalanmadız. Yakalanmadı. Yusuf sizi beş izi bırakmıyor ya. Bırakmıyor. Bizim iş neye döndü? Ama yakalarsa yani? Bir planyadan geçirirdi. Tabii. Yakardı bizi çantayı. Şimdi eskiden böyle tavuk cüceleriyle geziyormuş. Horoz da başlarında kodu 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 kafadaydık yapıyormuş. Diyelermiş ki
Ya diyorlarmış, bak yukarıdan bir kanatlı kuş geliyor başımıza iniyor, bizim aklımıza diye bazen kere. Horoz diyormuş, ya burada ben varım diyormuş, size hiçbir şey olmaz diyormuş. Siz benim etrafımda dolaşın. Kuş yukarıdan aşağı tavuşulmuş bir iniyor. Horoz ortalıkta yok. Horoz kaçmış. Ha, bir saat sonra tavuk cüceler toplaşmışlar, horoz yine yok. Zaman sonra horoz evden doğru gelmiş. Demişler ki horoza, hani sen demişler kabadayılık yapıyordun demişler, bize saat çiçeğiydin, ne oldu demişler. Ya demiş, bu demiş cücelikte bir kere beni korkuttu ya demiş, ben ondan sebep demiş, kendi o erkenden yer buldum hani. Erkenden kaçtım demiş hani. Şimdi o bir... Azmıyorsun ay, sizi bir korkutma korkuttu. Ama Allah rahmet eylesin. Çok sarıyor dostum. Çok sardı. Aa, bugün sabah burası öyleydi bak, bir sisli bir dumanlı bir hava olurdu. Oradan gazını sökerdik. Şöyle tüvek gibi omuzumuza dertik. Yusuf çiftçiliğe bir yanda. Ooo Yusuf dertik. Karakol komutanı geldi, sen yukarı çağırıyor. Ramadan'ın kahvesinde. Hemen okuzu kapatırdı, okuzu salardı adam. Geliyor adam. Gelirdi, gelirdi, gelirdi buraya. Kimse. Kim çağırdı seni ya? Ben çağıran. Seni çağıran olmadı. Komutanım beni çağırmış. Sen çağırmadık biz demişler. Sen yanlış geldin demişler. Evet, siz bu adam vebalinden ne olacaksınız? Adamı çağıran bizim. Bizi borcu zannedi. Eskiden borcuların zıttında güverden gezerdi öyle. Muhtar nereye gönderirse oraya giderdi. Bu öyle zannetti bizi. Biz de onun planı yaptık öyle. Tüvek gibi yaptık omuzumuza yukarı. Aşağıdan o kadar bizi alacak araca görüyor ya. Sis var havada. Ulan Yusuf öpücü bırak yatarlıya. Geliyor buraya işte. Kındım ulan biz seni çağırmadın lan, sen yanlış geldin, seni kim çağırdı? Vay anasını diye bize argıyla başlayacağım ya. Çok uğraştık ya eskiden.